Sadece 5 dakikada hazırlayabileceğiniz nefis tatlımız için ihtiyacımız olan malzemeler. 1 çay bardağı dövülmüş fındığım var. İsterseniz ceviz kullanabilirsiniz veya badem de kullanabilirsiniz. 4 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi, 1 su bardağı toz şekerim var. 1 tane yumurtanın sarısını kullanacağım. Bir burada da ve 1 litre sütüm var. Hemen tatlımı yapmaya başlıyorum. Bir yumurtanın sarısını tencereye alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi, 4 yemek kaşığı nişasta. Sonrasında tam dökemedim onu, birazdan dökelim. Toz şeker. Bu arada ocağın altı kapalı arkadaşlar. Hepsini karıştırdıktan sonra açacağım ocağın altını. Ve bu malzemelerin üzerine 1 litre sütü boşaltıyorum. Önce güzelce karıştıracağız. Sonrasında pişmeye bırakacağız. Aşırı derecede kolay bir tatlı. Önce tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Sonrasında ocağın altını açıp tatlımızı pişmeye bırakacağım. Tabii fındığı da ekleyeceğim o arada. Fındık haricindeki bütün malzemeleri ekledim. Şimdi 1 çay bardağı dövülmüş fındığımı da ekliyorum. Dilerseniz fındık yerine ceviz veya badem de kullanabilirsiniz. Badem de çok güzel oluyor. Güzelce karıştırdıktan sonra pişmeye bırakacağım. Tatlımız koyulaşıncaya kadar, muhallebi kıvamı alıncaya kadar karıştırarak pişireceğim. Görmüş olduğunuz gibi o kadar kolay ki ve çok lezzetli, çok hafif bir tatlı. Bu tatlının ismini mutlaka biliyorsunuzdur. Keşkülü Fukara, Osmanlı mutfağının en gözde tatlılarından bir tanesi. Yapılışı da oldukça kolay. Böyle pratik tatlı sevenler için harika bir alternatif. Koyulaşıncaya kadar bu şekilde pişirmeye devam edeceğim. Tatlı kıvamını aldı arkadaşlar. Şöyle bakın. Harika bir dokusu var. Lezzeti de çok güzel, çok hafif. Şimdi tatlıyı ocaktan alacağım ve kaselerimi paylaştıracağım. Tatlımız hazır. Şöyle kıvamını göstereyim. Ve sıcağıyla hemen tatlıyı kaselerime paylaştırıyorum. Kaselere yerleştirdim. Şimdi dolaba kaldıracağım ve iyice soğuduktan sonra süsleyip servis yapacağım. Tatlılar dolapta bekledi. Şimdi tatlılarımın üzerine şöyle Antep fıstığı serpiştiriyorum. Tatlılarım servise hazır arkadaşlar. Son derece pratik ve görmüş olduğunuz gibi çok şık. Daha da önemlisi çok lezzetli, çok hafif bir tatlı. Sizlerin de kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı, destek olmak için yoruma bir kalp bırakmayı veya yorum yazmayı lütfen unutmayın. Sizlerden rica ediyorum. Şimdi tatlımızın dokusuna hep beraber bakalım. Misafiriniz geleceği zaman acil hemen 5-10 dakikada hazırlayıp dolaba koyun. Çayınız oluncaya kadar tatlınız da hazır olacaktır. Hemen şimdi dokusunu sizlerle paylaşacağım. Tatlının dokusu da bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli. Böyle her lokmasında fındığı çok güzel bir şekilde hissediyorsunuz. Aşırı derecede hafif ve harika bir tatlı. Kesinlikle ve kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.